Aa, Ömer. Gel. Tesadüf mü bu? Yo, bir daha şey yaptım. Bütün gün görmeyince. Ay evet ya, üç kere mola alanına çıktım, yoktun. Beni görmek için mi çıktın? He, yok ya. Öyle kahve içmek için falan. Rezil olmalara doyamıyorum değil mi ben ya? İki dakika ağır ol. Yo Defne, ağır olma. Böyle daha güzelsin. He, öyle mi? Olduğun gibi. Değil mi ya? Olduğum gibi böyle. Doğal. Olduğum gibi. Nasıl bensiz hayat? Hiç tadı yok ya. Yani hiç şimdi ayak yapamayacağım. Çok özledim seni. Sen? Ben ne? Ya, özlemedim diyorsun. Yani oh, kurtuldum diyorsun. Yok, öyle demiyorum. Ha, o zaman özledin. Aha, geldi. Aman söylemesen bir şey. Hiç özledim falan da deme. İncilerin dökülür. Hep Defne söylesin tabii. Doğal ya böyle. Söylüyor ya. Öyle. Yani şimdi sen çizeceksin, o sana göre mi çizecek? Oğlum ne yaptın, nasıl ikna ettin? Abi yani pek ikna etmedim. O teklif etti. Nasıl? Nasıl ya? Ya ama abarttığım bir şey yok. Öyle işte. Ömer sen durumun farkında değilsin galiba. Güzel kardeşim, Fikret sana demiş ki, ya Ömer'cim sen çiz, ben sana uyarım. Ya yani kadının elbisesinin nasıl olacağı tamamen senin ellerinde. İyi. Var mı aklında bir şeyler? Ne çizeceksin? Ben bilmiyorum. Bakacağım. Oh, yine stres bastı. Ya basmasın stres. Sen hiç şunu rahatla, beni de gelme. Koray Bey, çekil. Koray Bey. Ay nerede, nerede? Ama nasıl çekiyor kendine. Bırak geçeceksin. Ya ama oğlum canım.
tabak kaldı ya. Ne haber? Aa, sen miydin? Yolunda mı her şey? Yani yolundadır umarım. Göremedim seni bugün. Ben şirkette. Hı. Niye ki? Sanki özleyecek misin gibi. Şey, ne oldu, gözün beni mi aradı? Yani bir görsem fena olmazdı. Neden acaba? Nasıl olduğunu merak ettim diye. Merak diyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Yok. Ben ne isteyeceğim canım? Zaten sonuçta ben de söylemiyorum. Neyi söylemiyorsun dedim. Tamam canım. Yeri gelir bir hafta görmeyiz birbirimizi. Ne olacak değil mi? Bir hafta. Dayanabilir misin? Sen dayanabilirsen. Dayanabilir misin? Defne, bardak kırıldı burada. Süpürge nerede biliyor musun? Ay öldüreceğim kendimi ya. Ay tamam geliyorum. Aslında bana şeyi hatırlat. Bu dağa çıkarken kimin arabası kalmıştı? Bu kar lastiğim yoktu zincirime. Tuncay. Tuncay. Oğlum onu nasıl bir hafta sonu ya. Asla uyutamaz. Bari bir daha böyle sormadı. Ama bak hep böyle buluşacağız diyoruz. Bir türlü olmuyor. Haftaya ayarlayalım bir organizasyon buluşalım. Vallahi bak. Çok iyi olur. Kesinlikle. Ne haber Yasemin? İyi. Ya sen şeye gittin mi? Bizim Oyan'ın sergisine. Mükemmel diyorlar ya. Ben daha gidemedim. Gördüm ben. Tek kelimeyle muhteşemdi. Değil mi? Yapmıştır o yine ya. Bir şey diyeceğim. Şu büfeye geçelim mi? Ha? Hadi. Ay geleyim mi? Ay gel hadi gel artık. Ay tamam geliyorum. Ay geldim. Ay açayım mı gözlerimi ha? Ay açayım mı? Aç. Ha, açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ay. Oh my god. Ay inanmıyorum. Ay nereden bildiniz doğum günüm olduğunu? Canlarım. Ay yıllarca beni hep böyle sevdiniz. İşte ben Koray Sargın. Hoş geldiniz. Belki Zeynep, hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay neler yapmışsınız böyle. Ay aşklarım benim. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Ay sizler beni hep sevdiniz. Ben sizin eserinizim. Ay ne olur beni sevdiğini söyleyin. Ne olur. Ay inanmıyorum. Pasta da var. Ay çok şu an çok heyecanlandım. Ay ne diyarlardan koptum geldim. Ne acılar çektim. Kız resmen 53'e gel. 53. Tamam Koray tamam. Biz sana sürpriz yapmışız. Sen de inanmışsın hadi biz diyelim. Bravo. Sağ olun. Ah kız kendim de geldi. Ay Nerom, ay hoş geldiniz. Canım, ay neyse hoş geldiniz. Sen de mi buradaydın? Kız sevgilim de gelseydi. Hoş geldiniz. Ay yardım fonu gecesi için, bağışlarınız için ben buradayım. Hoş geldiniz. Ay inanmıyorum. Sushi büfesi de var. Ay şu an mutluluktan yeri yılacağım herhalde. Ay şu an resmen Ömer İplikçi kokusu alıyorum. Ömüş. Ne ömüş? İşte sushi büfesi istedin hallettik. Durumu dramatize etmeye çalışma.
Kalbimi kırdın sen benim. Buyurun, buyurun. Buyurun Koray Bey. Oturayım. Çok güzel bir şey. Tamam, çek kız. Buyurun. Tut elimi, oturamıyorum tek başıma. Evet. İtit kız arkadan. Tamam. Ay. Ay Ömer'e bak, resmen ruh çaldı. Bak ben ağzımı bile açmadım. Kepçe. Kız arkadaşınız da beni. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sinan. Efendim. Küs müyüz? Yok canım. Niye küs olalım ki? Ne bileyim. Hani en son... En son sen bana hazır olmadın, söyledin o kadar. Şimdi? Şimdi böyle hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksın? Ne yapmamı istiyorsun Yasemin? Hı? Sen bana hazır değilim diyeceksin, ben çevrene dönmeye devam mı edeceğim? Bunu mu istiyorsun? Yok, onu söylemek istemedim. Hazır mısın? Bunu demek istedim. Yok, değilim. Kokteyl için bardak ister misin? Hayır, istemem. Sağ ol. Zübeyir, onu takma hayatım, gel. O CD değil bu. Bunu tak sen. Ay inanmıyorum. Ay bana sürpriz CD mi hazırladınız? Ay şu an var, yığılacağım mutluluktan. Hadi hayatım, oynat. Ay, onlar bizim çektiklerimiz mi? Hadi izleyelim, ben çok merak ediyorum ekranda nasıl gözüküyorum. Susar mısın? Burada doğum günü kutluyoruz hayatım. Ay aman be. İki laf ettik alt tarafı. Hadi hayatım oynat. Başlıyor, başlıyor. Başlıyor Koray. Koray Bey, ne denebilir ki? İnsana resmen mutluluk veriyor, enerji veriyor. Onu görmediğim bir gün hayatta kayıp bir parça sanki. İyi yıllar Koray Bey. Hayatta iki şeyi severim. Birincisi Koray, ikincisi Sargın. Oldun bize Koray Sargın. Her sabah onu görmezsem işlerim asla rast gitmez. Onu o kadar çok seviyorum ki bizim için en büyük şans kendisi. İyi yıllar Koray Bey. Saçlarıma bakıp bakıp üzülüyorum. Neden benim saçlarım da Koray Bey'inkiler gibi değil diye. Hiçbirimiz onun kadar mükemmel olamayız. İyi ki doğdunuz Koray Bey. Merhaba, ben biraz kepçeyim. Bu yüzden kulaklarım iyi duyuyor. Duyduğuma göre buraların en iyisi Koray Sargın'mış. İyi yıllar diliyorum. Seni seviyorum. On. Bıyıklarım ve ben seni seviyoruz. Koray mı? Koray işte ya. Benim Koriş'im. Biraz didişiriz falan ama Koriş'tir işte. Ha, bir de çok yeteneklidir. Canımdır o benim, canım. Koriş, mutlu yıllar. Layu. Her şey mal mülk, her şey para pul. Dostlukmuş, sevgiymiş, ara bul. Koray mı? Bir numaradır ya, bir numara. Onu var ya nasıl seviyorum. Candır, harikadır, bir tanedir. Onun gibi olmayı çok isterdim. İyi yıllar. Acıktın mı? Biraz. Ben pek sevmedim ya bu ikramlıkları. Ne bileyim, böyle bir tatsız, ruhsuz. Hiç benim yaptıklarıma benzemiyor. Öyle mi? Ne demek öyle mi? Sen ne zamandır kimin yemeklerini yiyorsun acaba? Dillerine sağlık canım, bir şey demedim. Haydi Allah aşkına da bir şey de artık ya. Bir tatlı olmuş da güzel de bir şey de olmaz mı yani? Sen şimdi böyle rahatsın yani, öyle mi? Olmayayım mı? Ne bileyim, hiç öyle arayıp sormuyorsun. Evde kokun falan duymuyorsun. Hiçbir his bırakmadım yani, öyle mi? Ben öyle bir şey demedim. Ama aksini de söylemedim. Ne bileyim. Ben cayır cayır döküleyim. Sen maşallah böyle büst gibi dur. Hiçbir şey de söyleme. Aman sakın kendi kişiliğinden ödün verme. Ne bileyim yani, insan böyle bir geç saatlerde mesaj falan çeker. Keşke yanımda olsaydın der. Ne bileyim, evde böyle bir şey görür falan, bir etkilenir, duygulanır bir şey. Ben mesela her gece
böyle seninle geçirdiğimiz anları düşünüyorum. Ama sen? Hiç. Özledim. Sanki böyle hiçbir şey olmamış gibi. Özledim. Ne? Çok özledim. Evdeki valilerini. Sabah uyanır uyanmaz ilk seni görmeye. Kıvrılıp uyuyakalmalarını. Sesini. Kokunu. Özledim Defne. Tabii ki özledim. Ama biliyorum. Ben burada kalmayacak. Yani biz bir şekilde toparlıyoruz. Yeniden yörüngesine giriyoruz birbirimizin. Yaşanamayanlar, yarım kalanlar. Hepsine sıra gelecek. Boş musun bana? Biri beni mi özlemiş? Ya neredesin sen? Sabah da aramadın. Çalışıyorum Defne, toplantıdaydım. Hı, de işte stresli falan da görünüyordun. Dedim bir şey oldu herhalde. Yok, stresli değildim de fazla konsantreydim diyelim. Hı. Çok önemli bir defile, büyük bir organizasyon. O zaman yanında olayım, ben de sana yardım edeyim. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. O güzel yüzünü arada bir göster bana. Seni görmek bana iyi geliyor. Tamam. O zaman yazıyorum Ömer Bey. Günde en az 3 defa Defne'nizi göreceksiniz. Yoksa vitaminsiz kalırsınız. Ne güzel reçeteymiş o. Öyle. Ama sadece sizin için değil. Defne'ye de lazım. Öyle mi? Hı hı. İşte sen onunla ilgileneceksin. O seninle ilgilenecek. İşte yoksa Defne kurur gider özlemden. Olur. Ne ister Defne başka mesela? İşte yanında olmak. Sana iyi gelmek. Başka? Daha ne olsun? Yeter diyorsun. Yani şimdilik. Zaman atlasak mesela? Oo, o zaman başka. Nasıl başka? Ya niye hep sen soruyorsun? Bu sefer ben soracağım. Sor peki. Ne soracaktım ben ya? Gel buraya gel. Al işte aynı yerdeyim. Allah'ım bir türlü kurtulamadım şu oyundan ya. Ay eve de gidemiyorum. Ne diyeceğim ben anneanneme? Ne söyleyeceğim yani? Hadi kalkıp toplanıyoruz. Gidelim mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Ömer, Ömer'e ne diyeceğim? Ama her şey bu kadar iyiyken ben nasıl ayrılacağım ya? Ayrılamam, yapamam ya. Ben Ömer'i nasıl terk edeyim? Heh, buradır. Ya, Ömer ne yapıyorsun? Hadi gel. Nereye? Yemeğe götüreceğim seni. Şimdi mi? İstemiyor musun? Yok yok. İstiyorum da. Senin işin yok muydu? Var aslında işim ama şimdi canım seninle olmak istiyor. Şu an başımı döndürüyorsun yalnız. Yazarız sana da bir reçete. Hadi gel. Başka birini mi bekliyordun? Yok, yok. Niye birini bekleyeyim ki? Sen niye öyle sordun şimdi? Bir tuhafsın sen. Yok, çok iyiyim. Bomba gibiyim. İstifanı verdin mi? Hazırlatıyorum odanı. Odamı mı? Hı. İşte eski odana geçmek istersin diye düşündüm. Yanı başımda ol. Kafamı kaldırınca yine seni göreyim. Ben daha Yasemin Hanım'la karşılaşamadım. Yani bir karşılaşayım, konuşacağım. Anladım. Yarın ne yapıyorsun? Yarın mı? Yarın salı iş günü, niye ki?
Yok, böylesine sordum işte. Neyse. İyi tamam, Yasemin'le konuşunca haber ver bana. Ne diyecek ki şimdi Deniz Bey ya? Ne diyecek? Ayrılamazsın mı diyecek? Ay ben Ömer'e ne diyeceğim?